Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Yeryüzünde Allah'ın halifesi Hazreti İnsan'dır. İnsanı sevmeden Allah'ı zikretmiş olmazsın. Efendim, bütün kardeşlerimizi kemale hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Çünkü selam sen benden emin olabilirsin. Benim sana bir zararım dokunmaz. Benim yanımda benden dolayı selamettesin demektir. Ve selam sevginin artması için en kolay yoldur. Malum her varlık yaratılmış her şey bir gıdaya ihtiyaç gösterir. Bu taş, toprak, hayvan, böcek, sürüngen, ehli hayvandan hazreti insana kadar maddesel olarak görebildiğimiz şeyler. Bir de varlığından haberdar olduğumuz ama beş duyuyla algılamadığımız varlıklar var. Mesela sevgi. Sevgi var mı? Var. Öyleyse onun da gıdaya ihtiyacı var. Sevginin gıdası ızhar. Yani ortaya çıkarmak. Muhataba iletmektir. Bir de şunu parantez içinde arz etmiş olayım. Sevgi öyle güzel bir şeydir ki verene mağrurluk vermez, alana mahcubiyet vermez. Herhangi bir maddi bir şey verdiğimiz zaman belki içimizin bir yerlerinde ben neymişim be abi, bak verdim duygusu oluşabilir. Allah'a sığınırız. Aldığımızda da mahcup olabiliriz. Bunun için hediyeleşmek de dahil. Mahcup olabiliriz. Ama sevgi öyle bir şey ki verene gurur vermez, alana mahcubiyet vermez. Onun için sevgiyi bol bol vermek lazım. Vermek de ızhar ile olur. Malum üç kademeli bir hadisi şerif var. Aleyhisselatü vesselam hazretleri buyuruyorlar ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir. E kolay, amentüyü ezberlerim, i̇şte bir arada da yaparım. Tamam, hayır. Resulullah öyle buyurmuyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bakın anaokulu seviyesindeki bilgilerde işte Kur'an kursuna giden çocuklarımız filan işte amentüyü de öğreniyorlar. Ona göre işte, klasik sloganlar var ya. İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6. Tamam. Peki Resulullah Efendimiz öyle demiyor. Bir tek şeye bağlıyor imanı. Bir tek şartı var. Birbirinizi sevmedikçe ben Allah'a inanıyorum. Meleklerine inanıyorum. Kitaplarına inanıyorum. Peygamberlerine inanıyorum. Hayrın ve şerrin ondan geldiğine inanıyorum. Kadere inanıyorum. E sevgi yok bunların içinde. O inanıyorum dediklerimiz var ya birbirimizi sevmiyorsak hiçbir değeri yok. Bunu ezberlemek Amentü'nün şartlarını ezberlemek ve mümkün mertebe yerine getirdiğimizi zannetmek arz ettiğim gibi zannetmek zan seviyesinde kalıyor. İmanın bu hadisi şerife göre bir tek şartı var. Birbirinizi sevmek. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bir üçüncü safası daha var hadisi şerifin. Oraya girmeye yüzümüz yok. Açık söyleyeyim. Beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale gelmez. Sorduğumuz zaman herkes ben Resulullah'ı severim diyor da nereden belli diye sorduğumuzda mesela bizi aldatan bizden değildir hadisi Muhammed Mustafa Aleyhi Ekber İttihaya'nın değil mi? E bir sürü bizi aldatan var ortalıkta. Yok mu? Hiç yok. Kaynıyor. Bizden bile değil. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yok mu? Aslında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca komşuyu kastetmiyor. Eğer bütün komşularını doyurabiliyorsan, yani ihtiyaçlarını gider, Halka daha genişliyor. Bütün beşeriyete, hatta hayvanata kadar. Biliyorsunuz değil mi? Goraba Hastanesi'nin vakıflarından bir tanesinde Trakya'daki ormanlarda avlanma vakfı vardır. Hastanede yatan bir kimsenin, o zamanlar aveti çok yediyor malum. Hastanede yatan birinin canı av eti istiyorsa o vakıftan para verilerek avcı tutuluyor. Avcı ormana gidiyor o hastanın istediği av hayvanını getiriyor onu yediriyor. Arada da biliyor muyum? Hangi bir medeniyetten bugünkü derekeye düşmüşüz. Yani hayvana ata yapıyorlar şimdi çok şükür. Bizim orman idaresi de yapıyor. O fazla kar yerde kaldığı zaman kurtlara, kuşlara kar üstünde sırtlarında gıda taşıyıp karın üstüne yayıyorlar falan. Allah razı olsun. İşte böyle olacak zaten. doğrusu o. Fakat aksi o kadar çok var ki dolayısıyla biz Resulullah'ı sevdiğimizi falan iddia etmek mümkün değil. Çünkü onun dediği gibi yaşamıyoruz. Öyleyse beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale gelmez. Oraya geçmeyelim çünkü bizim imanımızda noksanlık var. Neden? Birbirimizi sevmiyoruz. Sevsek muhabbetten behremiz olsa kandırır mıyız? O kadar basit ölçüler var ki sevgili kardeşlerim. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi bir başkasına yapma. Kandırılmak istiyor musun sen? İstemiyorsun değil mi? O zaman kimseyi kandırma. Gıda sektöründe neler yapıldığını ben söylemeyeyim. Öyleyse selamlaşmayı yayarak birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz. Ve bu hadisten epey bir zaman sonra Resulullah Efendimiz Hazretleri bir mizansen yapıyor. Ufka bakar gibi. Bu aslında bir konuşma taktiğidir. Dinleyenlerin dikkatini teksif etmeleri, yoğunlaştırmaları için. Böyle bakınca ha Resulullah bir şey buyuracak diye hem kulaklarını hem gönüllerini açıyorlar. Asabın kısmı küllisi zaten kulağı ve gönlü açık zevat-ı kiramdır. Ayrı mesele. Fakat burada daha ziyade oluyor. Size aranızdaki muhabbeti arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Tabi ashab-ı kiram heyecanla bekliyor. Tabi ya Resulallah buyurun. Selamlaşmayı yayın. Aranızda selamlaşmayı yayın. Selamlaşma demek ki sevgiyi arttırıcı birbirimizi sevmeyi en kolay şekilde o neticeye vardırıcı bir usul. Bu usulü Resulullah koyduğuna göre onun koyduğu usulden daha yüksek bir usul konması mümkün değildir. Çünkü Hucurat suresindeki Resulullah'ın huzurunda sesinizin tonunu onun ses tonunun üstüne çıkarmayın lafzıyla anlatılan mana Aynı zamanda Resulullah'ın sözünün üstüne söz söylemeyin demektir. O manaya da gelir o. Yani sevgiyi arttırmanın yolu selamlaşmayı arttırmadan geçer. Bunun daha güzel bir yolu yoktur. Peki biz selamlaşıyor muyuz? Bir çatı altında oturuyoruz apartmanlarda. Kapıdan girerken, çıkarken, asansöre binerken, çıkarken selamlaşanımız ne kadar? Selamlaşmayanımız ne kadar? Yaşamıyor muyuz bunları? Sokakta selamlaşma adeta hiç yok. Ve bazılarının zannettiği gibi belli kelimelerin muhataba iletilmesinden ibaret değildir selamlaşma. İlle selamün aleyküm. Hayır. Merhaba kelimesi de Pekala bir selamlaşmalar. Hayırlı günler diliyorum. Sabah şeritler hayır olsun. Günaydın. Hayırlı akşamlar olsun. Daha daha bonjour. Good morning. Guten tag. Onlar da selamlaşmadır. Allah özülcelal lisanla bağlı değil. Ha selamün aleyküm kelime-i tayyibesi aynı zamanda bir ayettir. Makbuldür. Ama bununla sıkıştırmak niye? Ayrıca selam adabı da maalesef bilmiyoruz. Birbirimize selam vermekten mada. Eve girince ne selam verileceğinden haberimiz yok. Camiye girerken pek yok. Biraz mezarlığa girerken de biraz haberi olanlar var. Selamun aleyke ya ehli kubur bir gün biz de sizler gibi olacağız. Demek mezarlık girişindeki bir selamlaşmadır. Eve girerken Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin denir. Ev. Cansız mı? Bizim beş duyuyla algılamadığımız selama layık nice varlıklar var. İbadillahi salihin deyince onun içine hepsi girer. Ayrıca Askerlik vakitte yemekhaneye girince selam veriyorsunuz. Nizamiye'den girerken selam veriyorsunuz. Eğer Bahriyeli iseniz gemiye çıktığınızda kıç sancağı, kıç ayıp bir laf değildir, arka demektir denizcilikte. Sancağa selam veriyorsunuz. Hani o amiralde olsa, yeni girmiş Bahriye Nefer'de olsa selamı verecek. Bu sadece saygı ifadesi değildir. Muhabbet ifadesidir. Biz bu hususlarda dinimizi evde seccade üzerine, ev dışında cami duvarları arasına, zaman olarak da Ramazan-ı Şerife ve bazı mübarek gecelere sıkıştırdığımız ve mahkum ettiğimiz için bütün bu terbiyeden mahrumuz kendini Müslüman zanneden bir takım herifler Allah'a ve diyor bomba atıyor. Karşıdan da ona Allah'a ve diye bomba veya silah atıyorlar. Ne Allah'a ve Ekber'i be? Münafıklar. Sevgisiz. Tabi toplumumuzun sevmeyle ilgili gönül tarafı yok. Sevmeyi sadece cinsiyet zanneden hayvan derekesindeyiz. Açık söylüyorum. Kitap fuarları oluyor. Söylemişimdir daha önce ama güzel sözlerin tekrarı iyidir. Et tekrar ve lahsen ve levkane 180 demişler. Bir üniversitede kız yaz, hiçbiri söyledi. Işte, filancaya sevgilerimle yazdım, imzaladım. Kızcağız keşke yazmasaydınız dedi. Öyle yazmasaydınız dedi pardon. Niye yavrum dedim. Babam kızar dedi. Hay senin babana. Ben seni insan gibi sevemez miyim? Niye ille erkeklik ve kadınlık sevgi niye buraya sıkıştırıldı? Niye? Hangi iyilik ilkellik, primitiflik bizi bu hale getirdi. İnsan gibi sevemiyorum. Babası kızarmış. Öyle görüyor. Bu anlayışla selamlaşmayı yaymanın, sevginin yaygınlaşması, birbirimizi sevmenin en kolay yolu olduğu hadisini yerine getirmiyoruz hala selamlaşmakta büyük noksanımız var. Onun için de birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimizi sevmek için başka yollar bulalım. Sözün başında arz ettim. Resulullah'ın sözünün üzerinde bir sistem bulabilirseniz domino. Ondan, onun sözünün üstüne söz söylenmez. Çünkü yok öyle bir söz. Onun sözünün üstüne söz Allah icat etmemiş. Bize de vermemiş. Ama din tapınma ritüelleri ile sınırlı kalıp hayatımıza intikal etmeyince sevgisiz ve sevgisiz olunca lütfen burayı biraz fazla dinleyelim. Sevgisiz olunca mutsuz olmaya mahkumuz mutsuzluğun yegane yolu birbirimizi Allah için sevmektir. Zira estaizu billah ela bi tatma kalpleri ancak Allah'ın zikri tatmin eder, doyurur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi Hazreti İnsandır. İnsanı sevmeden Allah'ı zikretmiş olmazsın. Ben günde şu kadar bin tane kelimeyi tevhid, şu kadar bin tane ismi Celal, ismi Hu ve diğer esmayı çekiyorum. Allah'a zikre diyorum. Hayır. Bak, o kelime i tevhid. Tevhidin kendi değil. Çünkü Allah bizden ibadet, taat vesaire vesaire bunları istemiyor. Bunları bize nimet olarak vermiş. Neyin nimeti? Bizden istediği tevhide ermenin en kısa yolları biz gaye ile vasıtayı birbirine karıştırmışız. Kul olmak için yaratıldık. Kulluk ibadet ritüeliyle sınırlı mıdır? Namazı kıldım bitti. Yedim aşı, kıldım beşi, yattım aşağı. Ne kadar ucuz. Ne kadar ucuz. Hasılı sevgili kardeşlerim. Biz hele bir Resulullah sözü dinlemeyi öğrenelim hele bir selamlaşmayı aramıza yayalım. İnşallah aramızdaki sevgi de artacak. Yani mutluluğumuz artacaktır. Mutlu olalım, mutlu kalalım. Allah'a emanet olun. Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan dinleneyden sona erdi.